Evet bugün size iki tane daha önceden makyaj videosu yayınlamıştım. Ben onların ikisini aynı gün yayınladım. Şu anda o yayınladığım günün ertesi günü ve dedim hava Güneşliyken üçüncüsünü de çekeyim hem de e, bu vesileyle bu videodan kurtulayım. Ya bir videoya söz verip de onu çekememek gerçekten çok e, baskı veriyor insana, baskı yaratıyor. Ağzınızdan bir kere bir şey çıkıyor sonra da siz onu yapmaya zorunlu hissediyorsunuz kendinizi. Ama çekerken de baya bir eğlendim ve elimdeki kullanmadığım ürünleri de çıkardım. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum ben diğer e, videomu hatta ikinci videomda galiba e, fark ettim bunu şunu çekmeceden çıkarırken e, bunu da size vereyim diye şöyle bir fırlatmışım e, bu tavrım için özür diliyorum arkadaşlar ben orayı izlediğimde dedim oha bu ne <laughs> kendi kendime gerçekten. Ee, çok özür dilerim. Bilmiyorum bir anlık refleks neden öyle davrandığımı bilmiyorum. İnsanlık hali. Affınıza sığınıyorum. Empatinizi <laughs> istiyorum. Ee, ve hemen diğer çekmeceye geliyoruz. Diğer çekmecede neler var? Ee, şurada benim cicilerim var. Şunlar da e, güzel hoş durduğu için galiba yer olmadığı için burada hiçbir fikrim yok. Oraya sığmamışlardı ama şimdi bunlar oraya sığabilir. Ben ileride sistemi oturttuğumda yani şöyle bir sistem şuraya gidip IKEA'dan böyle ışıklı bir ayna falan bir şeyler almak istiyorum. Günlük makyaj burada yapmak istiyorum ve hedefimde hayalimde günlük makyajımdaki kullandığım ürünleri şuraya koyacağım Ama ayakta makyaj yapmayı seviyorum Bunu deneyeceğim arkadaşlar Eğer olursa Belki videolarımı da burada çekebilirim şurada hani karşıda ee, Ya bakarız Hani bakın yine bir şeylere söz verdim neyse arkadaşlar Hemen başlıyorum nereden başlayalım önce şunlardan başlayalım şu I Love Makeup'ın şoklat e, serilerinden başlayalım Şu elimde görmüş olduğunuz Şoklat Love Galiba birkaç tanesini kullandım, diğerlerini kullanamadım. Kullanma fırsatım olmadı. Şimdi fark ediyorum ki bunu kullanmamışım hiç. Ee, ya bununla bazı videolar çekmeyi düşünüyorum. Şuradaki rengi çok iddialı. Şu benim kullanabileceğim renk. Aslında hemen hemen hepsi benim kullanabileceğim tonlarda. Gri'ler benim göz çevremde çok şey duruyor arkadaşlar. Pek beğenmiyorum. Sebebine gelince biz Anadolu insanlarının bir fark ederseniz diğer youtuberlarla bizim youtuberların arasındaki farkı da göreceksiniz. Ee, bizim tenimizin alt tonunda gelen bir şeyden olsa gerek ne kadar makyaj yaparsak yapalım yüzümüzde hep bir böyle gölge var. Karanlık hani aydınlık bir görüntü yok özellikle e, dudakla kaş aramızdaki bölgede hep böyle bir karanlık bir çukurumsu bir gölgelik var. Her ne kadar da konsiller falan kendimizce bir şeyler yapsak da. Ee, onun için ben gri tonları kendimle uygularken alttaki hani buğday tenliyim ama daha böyle yeşilimsi bir buğday tenli olduğum için bu tür e, ten e, renklerde böyle resimlerde kameralarda fark ediyorum. Ben bende o hoşlanmadım hoşnut olmadım gölgeyi yaratıyor. E ee, gri tonları pek ha, e, hoşlaşmadığım için kullanmıyorum. Ve şimdi yine elimde yine naked şoklat var. I love Makeup'ın serisinden. Şuna bir bakıyorum. Mıncırmış mıyım? Yo bunu da hiç kullanmamışım. Bakın ne zamandır çekmeyeceğim de arkadaşlar. Aa, ah, işte size hep diyorum ya uygun fiyatlı ürünler bende var. Kullanmak istiyorum. Bir sürü bir sürü. İşte buyurun bunlar işte. E, bu da aslında elimde olmaması gereken tonlardan hani seviyorum ama yani kaç tane buna rengi, benzer rengim var. Ama bilmiyorum belki video çekmek için bırakabilirim. Şunu kullandığımı hatırlıyorum. Hatta en sevdiğim galiba buydu. Ee, bunu kullanmışım. Evet şuradaki e, koyu mor rengini kullanmışım. Çok şu e, gümüş, gümüş nereden çıktı? Ee, Rosa tonunu kullanmışım. Bir de işte şunu mıncırmışım biraz. Yani böyle arkadaşlar bilmiyorum ne için kullandım. Burada da yine gri renkler var. Böyle gri alt tonlu e, ürünlerde pek hoşlaşmadım. Bu da Date by Chocolate. Şöyle koyalım buradakiler düşmesin. Bunu da galiba sevmiştim. Bunu kullandığımı hatırlıyorum. Bunun ismi neydi? Pink fizz. Şimdi açıyorum hiç kullanmamışım yok kullandım Evet bak nasıl hatırladım Çünkü e, kremsi e, Şeyleri var arkadaşlar doku olarak şu anda mıncırmak istemiyorum e, Şurada bir lacivert rengi var güzel bu yeşil var ama ben şu Üç rengi kullanmışım şunu matlı kullanmışım Şuradaki renkleri kullanmışım şu roza da güzel yaz aylarında güzel durabilir Böyle arkadaşlar bunu kullandığımı hatırlıyorum e, İsimlerinin Yazması da güzel burada bu arada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben e, böyle hani laf geldi de söylemek istiyorum. Bilmiyorum gerek var mı şimdi. E, hani bazı şeylerde özellikle e, nasıl anlatayım? Kırmızı tonlarda alt tonu kırmızı sarı, alt tonu bilmem ne sarı, yeşil sarı, e, pembe sarı kırmızılar diyoruz ya. Biz kendimiz renkleri anlatırken bunu söylüyoruz ama her rengin bir ismi var görmüş olduğunuz üzere. Mesela biz bunu tanımlarken ne, ne derdik sarı tonlu kahverengi ama ismi mesela parti. Bütün renklerin tekstilde de bu böyle, kumaşlarda da bu böyle. Her ne kadar da mercan kırmızı yok şu kırmızı yok bu kırmızı hani alt tonu sarı alt tonu bilmem ne ana renk olarak mesela sadece bir mavi vardır. Diğer tonları alt tonlu olan mavilerin de te, isimleri bellidir zaten. Bunları hani bu işle işleri yapan e, herkes bunları bilir. Özellikle make-up artistlerin bunları bilmesi gerek, tekstilde uğraşanların bunları iyi bilmesi gerek ve e, mesela ya bunu aslında başka bir videoda da anlatsam iyi olur çünkü makyaj videosunda anlatmak daha mantıklı olur. Yani demek istediğim görmüş olduğunuz üzere mesela şurada nasıl söyleriz? Ee, gümüş rengi aslında gri ama daha çok böyle içerisinde sanki böyle hafif böyle lilalık balım bal barım, barım satan ya da <laughs> lilalık olan ama ismine bakın celebrate yani bu renk işleriyle e, haşır neşir olan insanlar celebrate dediğinde hemen ne ifade ettiğini ne tanımlamak istediğini bilir onu demek istedim umarım anlamışsınızdır gereksiz bir bilgi ee, şunun e, şeyi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bu da Golden Bar zaten en sevilenlerden bir tanesi de bu diyebiliyorum. Şöyle, ay bunun gerçekten çok güzel, çok güzel. Şunların renklerine bakın ya. Çok güzel. Ben bu niye kullanmadım? Madem seviyorum bu kadar. Hani bir de hani sevilen biri. En çok bu tercih ediliyor bu renkli şeyde. Bu seride. Şimdi bunun bir de şeyi ismini unuttum şu anda. Böyle e, içerisine mürdümleri falan olan, kızıl tonlarda olan, sonbahar renkleri olanlar da çıktı. E, onları da alayım mı? Ya da şunları kullanmamışım. Onları niye alacağım bilmiyorum. Şu da e, iştah çiçeği. <laughs> bir... E, şey var. I Love Makeup'tan tekrar salted caramel. Bunu açmıştım galiba. Öyle hatırlıyorum kullanmıştım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şuradaki petrol şu daha koyu bir dark green dedikleri. wow güzel. Bunlarla da güzel makyajlar yapılabilir. Ben bunları kullanayım ya. Şimdi bunları merak ediyorum kendim. Onun için de kullanmadım. Bu benim galiba en sevdiğimdi. Chocolate Weiss. Şöyle evet. Benim en sevdiğim çünkü bakın <laughs> görmüş olduğunuz üzere şu şeftali tonlarını çok sevmiştim. Aslında bütün renkler güzel. bunu tekrar kullanmak isterim şimdi. Belki bu bir iki hafta içerisinde kullanabilirim. çünkü bu böyle şey şeftali tonlu nude'larla da çok güzel oluyor bu tonlar. Şey rujlardan bahsediyorum. Böyle arkadaşlar bu çikolata serimizi şöyle koyalım. Bunlar daha yeni olduğu için kendim de denemediğim için bunları kullanmaya devam edeceğim. Şurada bir e, kiss kiss gerlayndan. Gerlayn diye hatırlıyorum. Evet şöyle. Bunu bana bir arkadaşım tatile gittiğinde havaalanından almış. Bana getirdi. Baya bir oluyor. Herhalde bir 4,5-5 senelik geçmişi var. E, birkaç kere kullandım ama pek hoşnut değildim galiba kullanışlı bir şey değildi hediye de diye saklıyorum burada ee, şöyle top cut gloss bunu böyle takıyorsunuz işte bunlar da ruj yani şunları hiç kullanmamışım şunu hiç kullanmamışım şunu galiba birkaç kere denedim öyle ee, şurada açacağı var yani şu renk bilmiyorum arkadaşlar bunun tarihi geçmiş midir geçmiştir değil mi Yoksa size gönderirdim ama. Ee, çekilişe katılanlar bunu istiyoruz ya da istemiyoruz diye yazsınlar arkadaş. Bunlar bunu da koyacağım içine. Ee, yani diğerini hani üst, şey uç kısmını şöyle göstereyim. Mesela şunu çıkartayım. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Şurayı kullanmışım. Şurada plastik var. Şurayı bir e, bıçakla keserseniz şu plastiği çıkarsanız diğer yerleri uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece denemiştim. Galiba elimde mi ne denediğimi diye hatırlıyorum. O kadar bilmiyorum tam da. Bunu da size vereceğim. E, ve sonra şuraya geçelim arkadaşlar. Bu benim e, yeni aldığım paletlerden bir tanesi Urban Decay Burntyron. Bunun şu şeyini çok seviyorum. Şöyle bir kart postal gibi gerçekten çok ilham verici. Şimdi tatile falan götürülür diyorlar da bu palet arkadaşlar ne kadar kullandığıma bir bakın. Ya aslında bana göre tamamıyla sonbahar ve kış tonlarına ait bir palet. Hani bunu yazın ortasında bu renklere bir bakar mısınız? Yani nasıl kullanılacak bu? Yazın ortasında hani şunları kullanalım diyelim. Şu e, siklamenleri kullanalım. Nude'ları kullanalım. Hani şunu kullanayım. Yani şunlar e, renk tonu olarak da kış tonları bana göre. Onun için ben bunu e, yani e, şey yapmak istemedim. Hani e, yaz diye söylüyorlar ya bence yazlık değil. Ve sonra NYX'den Beauties e, School Dropout Paleti. Bunu da bayağı bir kullandım biliyorsunuz. Şöyle açalım. E, bu aslında masa üstü güzel bir ürün. E, seviyorum bunu ve kullanmayı hala istiyorum. Şurada 3 tane allığı var. Highlighter var. Yine highlighter. Şurada bronzer ve pudralar var. Bronzerları görüyorsunuz. Kremle kullanırsanız eğer cildinizde fondöten varsa fırçayı da buraya bulandırdığınızda şöyle e, kabuklaşmalar oluyor. Onları tabii ki kazıyacağım böyle ince ince. E, şuradaki rengi bitirdiğimi görüyorsunuz. Ondan sonra şunların dipleri gelmiş. Gördüğünüz gibi. Güzel. Bunu seviyorum arkadaşlar. Tekrar kullanacağım. Zaten aslında günlük kullanılsa var ya bu palet yani böyle bir 5-6 ayda bitir, biter. Çünkü çok küçükler. Bakar mısınız? E, şunlar da çok güzel. E, onun için bunu elimde tutacağım. Bu benim sevdiğim paletlerden. Şurada bir e, partiye falan giderken ya da makyaj videomda çekebilmek için elimde Essence'in Dancing of the Milky Way serisinden şöyle e, Tatılar, yani yapıştırıcılar var ee, ya yeah. bir türlü kullanmak fırsat olmadı nasip olmadı ee, Huda Beauty'den Desert Dusk Palette bunu da bana kızım almıştı çok güzel şu gözlere bakar mısınız hmm. ee, bunu da bayağı bir kullandım sevdiğim ürünleri görüyorsunuz ne kadar çok kullandığımı şu Blazing rengini çok seviyorum bunda e, Urban Decay'de de var buna reng, benzer bir renk ee, ay Pigment olarak çok güzeller. Şuna bakın. Son, şeyde e, Aralık ayında bayağı bir kullandım ben bu paleti. E, görüyorsunuz. Şuradaki e, glitterler <laughs> dibi görünüyor. Şu renk çok güzel. Mesela bu yazın için güzel olabilir şunlar. Ya şu üçü. Ay ben bunu yaz. Bakın bu yaz olarak kullanılabilir. Şuradaki renkler falan. Bunu tekrar elime alayım. Alayım alayım da ne kadar ürün var. Hangisini alayım? Kat Von D'den yine şöyle bir göz paleti. Kat Von D'nin kendisini seviyorum. Zaten Hatun'u seviyorum. Hatun'u çıkartırsa da seviyorum. Çok pudralı. Aslında yağlı ciltler için ideal, mükemmel olan bir ürün. Bunu kullanmamamın sebebi acaba nedir diye şu anda kendime sordum. Ben bunu niye kullanmıyorum? Gerçekten bunu niye kullanmıyorum ben? Allah Allah. Şu grit onlara bakar mısınız? Ee, niye kıyamadım da mı kullanmıyorum? Sebep ne acaba? Keksi mi duruyor? Pudralı diye uzak mı kalıyorum? Hayır sevdiğim ürün bayağı bir mıncırmışım. Allah Allah şu anda kendime dedim niye ben bunu hiç elime almadım diye. Ee, naked Urban Decay Heat benim en sevdiğim palet. En sevdiğim. Yani gerçekten daha önceden de hep diyordum en sevdiğim. Şimdiye kadar en sevdiğim palet. Ben yani belki bunun üstüne ilk paletler gelir. Çünkü eskiden de hep diyordum bu benim en sevdiğim palet diye. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ha çok güzel. Şu Hidevil çok seviyorum. Ha hepsini seviyorum ya. Mükemmel bu gerçekten. Hani bayağı da kullanmışım zaten bazı yerler oyuk oyuk görünüyor zaten şu üç rengi çok kullanmışım. Çok güzel kiremit tonlarında. Makyajlar çıkartabiliyorsunuz. Morla makyajlar çıkartabiliyorsunuz. isterseniz nude makyajlar çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel. Ambalajını da çok seviyorum. Bu da benim benim en sevdiğim palet. Şu zavallı Anastasia Beverly'sin Subculture paletini biliyorsunuzdur. Amerikan Youtuberları bunu yerden yere vurdu. Özellikle bunu sinir olduğum bir şey ise arkadaşlar... Şunu fırçayı alıp şöyle kazıp 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 sanki onu ekstra dökmeye uğraşmaları. Adam zaten hani bundaki pudralık aslında Hit'te de var. Hit'i de öyle kazı o da çıkar. Ee, Bunlar niye böyle taktılar? Bir tanesi başladı diğerleri de aynı kazıma işlemine geçti arkadaşlar. Ee, ben bu paletle hiçbir sorunum yok. Çok severek kullanıyorum. Ee, bu da benim hani özellikle renklerine bakacak olursanız çok gerçekten güzel iddialı renkler var. Şunlara hiç elimi bile uzatmamışım. Ee, ya bunu da seviyorum arkadaşlar. Yine Anastasia Beverly's'ten Modern Renaissance. Bunu da çok beğeniyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere e, çok kedimi tüyüne bakar mısınız? <laughs> e, çok güzel renkleri var. Bana göre bu tam yazlık bir palet arkadaşlar. Gerçekten yaz aylarında özellikle şu orange falan. Uu, şu e, fuşya pembesi çok güzel. Şuradaki leather. E, ya yeah, çok güzel. Bunu da tekrar yazın kullanabilirim. Urban Decay'den Naked 2. Benim daha önceden Urban Decay'in klasik paletlerinden vardı. Çok eskilerde ben bir ara YouTube kanalını açmadan önce böyle bir minimalizm makyaj koleksiyon temizliği akımı başlamıştı ya. O zaman o çılgınlığa kapılıp çoğunu elimden çıkarıp hediye etmiştim tanıdığıma, çevreme falan. Naked'in hangisiydi o? Neket 3'tü galiba pembelisi. O da bende vardı. Bir arkadaşım çok istedi. Ona verdim. Ee, dedim hani ben kendime alırım diye sonra. Ee, elimde verdikten sonra kendime bir daha almadım. Ee, ama onu tekrar alabilirim eğer uygun falan görürsem. Onu da e, seviyordum. Ee, doğru düzgün de kullanamamıştım. Çok istemişti. Yani arkadaşa verince... Ve şimdi arkadaşlar bunu da uzun zamandır kullanmıyorum. Sevmeme rağmen kullanmıyorum. Elimde hiç hani hiç almıyorum elime. Hiç gördünüz mü bunu? Yok ben de görmedim. Ee, ya bu da sevdiğim renklerden. Bu arada moduma bir bakın. Çok düşük. hani şu anda sanki zorla video çekiyorum. Halbuki öbür iki videomda gerçekten çok eğlenmiştim. Ve şöyle Kylie Jenner'dan Nighty paleti arkadaşlar. Ee, bunu da severek kullandım. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten güzel yazlık tonları. Kışlar, kışlık için olan da var. Kışın sonbaharda da kullanılabilir. Ama benim için daha çok yazın eline alınacak bir e, ürün. Şu mesela e, Glazed Hardal dediğimiz, e, ho ho ho. <laughs> yani güzel isimleri var. Evet, bunu da hemen şuraya koyalım ay benim çikolatam dışarıda kalmış gel sen buraya gel dışarıda mı kaldın sen dışarıda mı kaldın <laughs> sizleri şöyle şuraya alalım ve sonra arkadaşlar Fenty Beauty'den şöyle bir ürün görüyorsunuz ne hale gelmiş Islatınca kullanınca şu şekilde oluyor arkadaşlar sakın siz öyle bir delilik yapmayın ee, evet yani pek e, ya, iyi fena değil bunu da elim alayım arada bir ee, pek de konuşulacak bir e, şey değil Hani olmasa da olur ee, ve sonra şöyle ne yapalım bu çekmecelere geçelim. Ben hemen şurada kapatıyorum ve şimdi de şu tarafa geçiyoruz ve hemen açıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere ee, ya. Yeah. Oha bu şekilde arkadaşlar. Ee, şurada pembe kutunun kutuları var. Ben buranın içerisine bitirdiğim ürünleri koyuyorum. Bazen YouTube'da videolarda çekince göstereyim diye. Şöyle geçeyim. Şurada görmüş olduğunuz toz değil arkadaşlar. Bu yer kırık nedense bilmiyorum. <laughs> Boyayayım orayı. Şöyle hemen kapatalım görüntüyü bozmasın. Şöyle arkadaşlar, e, bunlar benim kullandığım, bitirdiğim maskaralar. Bunlar zaten e, her bitirdiğimde göstermiştim sizlere. Bunların içerisine şöyle bir bakıyorum. En sevdiğim maskara e, arıyorum şu anda. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim tekrar alabilirim. Yok mu burada? Ben sanki onu buradayken bitirmiştim gibi. Aha oldu En sevdiğim maskara. Urban Decay Perversion. En sevdiğim maskara bu arkadaşlar. Hani şunu da çok beğeniyorlar ama ben bununla pek şey yapamadım. Aslında şunların fırçalarına falan bir bakayım. ya Bunlar zaten bütün bitenler videomda görmüşsünüzdür. Şurada ne vardı? Bunları niçin saklamışım? Ha bunlar da benim e, bitirdiğim bu son dönemlerde bitirdiğim, kullanıp da bitirdiğim e, fondötenler. Şunu en yeni bitirdiğim bu zaten. E, Dior Backstage Face and Body en sevdiğim. E, şu Guerlain bayağı oldu, bayağı Baby Glow'u. Bunu da kullanıp bitirmiştim. Şu ikisini de hani e, çok popüler diye YouTube'da ben de alıp kullandım. Pek de peşine düşülecek ürünler değil arkadaşlar, bilmiyorum. Ee, şu a bu sen ne arıyorsun burada bunu yeni bitirdim bu ge, galiba geçen bir tane videomdaydı ocak ayının ee, şu da sevdiğim ürünlerden bir tanesi bu da güzel bunu da bir severek kullanmıştım ha, bunlar bitti Aa bu da güzel arkadaşlar bu da güzel eğer Türkiye'de varsa Maybelline'in instant anti age effect e, fondöteni bu da çok güzel onu da sevmiştim Uygun fiyatlı kategoriler içerisinde. Burada ne vardı? ha Burada da sevdiğim, tekrar alırım ya da video çekerim diye koyduğum ee, şeyler var. Siz söyleyin. Ee, boş ürünler var. Ama şu an e, dolu ürünlere geçeceğiz. Makyaj videosu kategorisinden nereye geçtik? Neyse. Şurayı da göstereyim de hani görün ne var ne yok diye. Ee, görmüş olduğunuz üzere şurada arkada iki tane gül suyu var. Şunlar e, cilt temizleme ürünleri. Şöyle özel ürünler var. Bunları hepsini Body Lotion'ları falan bunların hepsini kullanmayı düşünüyorum derken hemen öbür tarafa geçiyorum. Ee, burada benim e, kirli çıkınım var arkadaşlar. <laughs> Burası cephane gibi. Şimdi size göstereceğim. Evet. Görüyorsunuz. Pamuklarım. E, ıslak mendillerim. Şurada e, yedekteki vücut ürünleri, losyonlar falan var. Onları da zaten tek tek sizlerle paylaşıyorum. Instagram'da da paylaşıyorum beğendiklerim falan burada mendiller falan hepsini buraya koydum. Hepsi bir arada olsun diye. Şunlar çekmecedeydi ama şu son zamanlarda bilmiyorum belki ileride bunları dekor amaçlı tekrar çıkartıp kullanabilirim. Ama diğer daha kullanışlı oluyor. Onları şimdilik şuraya koyayım. Mis gibi sabun koktu arkadaşlar. Sabunlarım çok güzel gerçekten. Bunlar İtalyan markası kesinlikle biliyorsunuzdur. Bazen YouTube'da falan reklamlarda önünüze çıkıyor olabilir Avrupa'daki YouTube aç bizleyenler. Çok güzel yani bunların kokusu o kadar e, intensif ki kapıyı açtığımda bunların kokusunu alabiliyorum e, ya leylaklı ondan sonra ne bileyim e, neydi bu uh, 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 uh. hatırlayamadım şu anda ama hepsi birbirinden güzel kokuyor arkadaşlar özellikle şu mm, çok güzel e, ve şurada tekrar e, çanta için e, mendiller var e, şunu ben e, Size bahsettiğim youtuber almıştım. Şunu da size bahsettiğim youtuber aldım. Şu yedek belki ileride bir çekilişe koyabilirim. Şu an koymayacağım. Şu da size bahsettiğim youtuber aldım arkadaşlar. Bunlar onun, onun için bunları tekrar buraya koyacağım. Ve şurada benim tırnak ürünlerim var. Tırnak şeyleri o için. Şimdi tekrar tırnaklarımı yapıyorum ya. Onun için bana lazımlar onlar. Ve şurada bakın burada yedek almışım. Belki çekilişe falan koyarım diye ama şu anlık bunları bırakmayı düşünüyorum. Bunlar bir dahaki çekilişe girsinler arkadaşlar. Ya da bakarım belki hediye etmek istediğim birileri vardır burada. Ve şurada tekrar bir tane şu neydi bu kontürün paleti şeydeki bu şakanın tekrar e, allığı yedek e, bu da istediğim o bahsettiğim youtuber'a vereceğim çünkü <laughs> çılgın biraz kendisi bunu kullanacağını düşünüyorum e, şurada ne var ya bunları ona verebilirim golden rose'un ürünleri şurada bir tane bunlar pembe kutudan gelmişti tanımıyorum e, şu da pembe kutudan gelmişti beauty uk'den kontür paleti şurada yine şakanın bir ürünü var ee, şurada yine pembe kutudan gelen W7 in, in the ee, şurada tekrar Makeup Revolution'dan bir ürün var Bunları bir dahaki sefere şurada yine e, Bella Pierre kosmetikten Yani bunlar da böyle e, bu neydi W7'den Honolulu Los. Bunlar kalsın arkadaşlar de <laughs> bakın bakın şeye bakın e, iş ne diyorlar e, Ne oldum şimdi ben tam böyle youtuber oldum değil mi böyle gösteriyorum beni takip edin e, bak bunlar da ileride sizlere gelecek ha Çıkar şey e, ne diyorlar ya aklıma gelmedi şu anda çıkarcılık mı yapıyorum ne yapıyorum bilmiyorum artık Ay siz bilirsiniz takip ederseniz <laughs> burada. Ama dediğim gibi şu an öbürlerini koyacağım. Sebebi arkadaşlar gerçekten arabayla falan gelsem zaten hepsini getiririm de benim zaten 20 kilo hakkım var. Yani onu demek istiyorum. Bunları geçireceğimden bile emin değilim. Düşünün bir de Türkiye'de gümrükte el koyuyorlar koyuyorlarmış. Vay neyse. Böyle arkadaşlar şimdi neleri sizlere göndereceğim onlara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda masanın üzeri dolu size e, göndermek istediğim ürünler bunlar çekilişe koyacaklarım şu şekilde e, şuna e, lütfen yazın bir de şey bir tane Maybelline vardı galiba kırık eğer presleyecekseniz onu da çekilişe koyabilirim. E, Çekilişin daha önceden iki videomda söyledim. Herhalde orada ne söylediğimi de unuttum ama içimden geldiği gibi tekrar söyleyeyim. E, çekilişe yeni gelenler e, kanalıma abone olacaklar. E, benim zaten sürekli takipçilerim de tabii ki e, katılabilirler isterlerse. E, abone olduktan sonra hem benim YouTube kanalımı hem de Instagram'da da abone olacaksınız. İkiniz, i̇kisi kanalımı da e, çevrenize önereceksiniz ve birkaç kişiyi de etiketlerseniz. Hani tanıştırırsanız beni e, memnun olurum. E, bilmiyorum arkadaşlar işte oradan buradan takip edin beni. Ben de yapayım böyle bir şey. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi e, bu 2019'un aktüel gündemde olan makyaj koleksiyonuydu. Bundan sonra ömrüm yeterse YouTube kanalına devam ettiğim sürece her sene düzenli olarak makyaj e, koleksiyonu videoları çekip aynen bu tarza bu formatta elimde istemediğim kullanmadığım ürünleri de ee, kullanamadığım ürünleri de çıkartacağım ve çekilişte e, vereceğim beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer bir fikriniz bir yorumunuz varsa öneriniz varsa videomun altına yorum olarak bırakırsınız sevinirim ee, mesela eğer, şunu da yapabiliriz arkadaşlar eğer çekilişe katılanlar varsa Hangi cilt tonu olduğunu, hani makyajda genelde hangi tonları kullandığını hani ona göre mesela ayırabilirim. Çekiliş 5. ayın sonunda bitecek. Ve çekilişi ben şöyle bir düşündüm. Önceden 10 kişiye yapmak istiyordum. Şu an 7 kişiye yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu çekilişte 10 kişi değil de sadece 7 talihli olacak. Evet böyle. Heyecanla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.